Berke'den hoşlanıyor musun? Nedense soramıyorum da. Yani. Berke'den hoşlanıyor musun? Yani. Değer veriyorum. Yok abi, kız inat etti, evet demiyor. Don't. Bir tane de. Bak iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Berke geldi. Ne oldu? Ne soruyorsunuz benim prensizime? Niye zorluyorsunuz? Sıkıştırıyorduk da yenemedik. He? Oyun oynuyorduk. Ne soruyorlar sana? Şey sormuyorlar Berke. Aşk o. Ne haber? İyi, sen? İyiyim çok şükür. Allah iyilik versin. Amin. Allah razı olsun. Hastalık sana çok yaradı. Biz? Aşkım gerçekten. Ne yapıyorsunuz? Aşkım vallahi billahi bak yalan söylüyorum. Hadi Diloş'um burada. Yalan söylüyorsan olayım. Şimdi aramızda bizim ikili diyaloğumuzda rahatsız olduğun bir konu var mı? Şu an için yok ama olmasından korkuyorum. Evet. Olmasından korktuğun olaylar ya da bunu tetikleyen şey ne senin açından? Yani bunu tetikleyen şeyler önceden yaşadığımız şeyler. Tamam. Önceden yaşadığımız şeyler biz tekrar görüşmeye başladığımızda da vardı ama. Bunu zaten biliyorduk. Evet biliyorduk ama hani böyle arada böyle küçük bir çizgi olur, bir şey olur. Hani tekrar o yönünü görür müyüm acabalar olması normal bence. Tabii ki normal ama işte şu ilk görüştüğümüz kırmızı odadan bugüne kadar hangi çizgiyi çizdim de ben bu senin aklına geldi? Dünkü konuşmamızdan sonra biraz öyle düşündüm. Dünkü konuşmamızda yanlış anlaşıldığımı söyledim. Öykü Hanım da anlattı. Buna böyle bir şey gerek olmadığını söyledi. Buna rağmen hala böyle mi düşünüyorsun? Yani şöyle düşün. Bir insanın en kötü tarafını gördükten sonra arada sırada böyle düşünmenin normal olduğunu düşünüyorum. Ben de o zaman senin geçmişte yaptığın şeyler aklıma gelsin. Geliyor olabilir. Benim geliyor çünkü. Ben de o zaman aynı şekilde davranayım. Senin gibi diyeyim ben de o zaman işte ileride yine aynılarını yaparsın diye korkuyorum diyeyim. Mesela geçmişte yaşadığımız bir şeyi ben şu an sana söyleyeyim. Ya bunu zaten özellikle konuşuyoruz ikimiz de. Olabildiğince işte. Ben de evet konuşamıyoruz. İşte bazı sıkıntılar oluyor konuşamıyoruz. Evet sıkıntı çünkü değil. Buraya bir saat aram var ya o bir saat araya hazırlanmaktan mı seninle konuşmakla mı geçirsem ben de bilemiyorum. Ben de yaşıyorum dışarıda. Evet. Bir sürü sıkıntı. Evet. Belki de aynı şeyleri yaşıyor olabiliriz. Belki senden daha ağır şeyler yaşıyor olabilirim. Ama senin benim gördüğüm, bildiğim en büyük sıkıntın biliyoruz ne olduğunu. Ve ben bunun için elimden geleni yapıyorum. Ama ben bunu tek taraflı yapmıyorum. Ben senden bir şeyler gördüğüm için bunu yapıyorum. Anladın mı? Sen hiç hayatımda olmasan da senin için bir şeyler yaparım. Ama seninle görüşüyoruz, dışarıdaki konuşmalarımız istinaden gayet iyi, güzel, olumlu. Bundan dolayı senin ekstra iyi olmanı istediğim için ben bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bir sıkıntın varsa bana anlat diyorum elimden geldiğince. Ne olabilir? Ama dedim ya sana hani tamam, elinden gelebilecek bir sıkıntılar yaşamıyorum. Tatlım şundan bahsediyorum, hiç sıkıntı yok. Anlatmak istemeyebilirsin. Sıkılıyorsan şu anda bu konuşmadan da bunu konuşmayabiliriz. Ben de dışarıda yaşadığım sıkıntıları buraya gelip mod düşüklüğü yaşayarak sana yansıtabilirim, misal veriyorum. Anladın mı? Ya herkes bunu yapabilir, insanız yani. Ama işte yani nereye kadar böyle olacak? Nasıl böyle olacak, anladın mı? Dışarıda bir sıkıntı yaşıyorum, içeride biz hiç ne oturup konuşuyoruz. İlk bu görüşmeye başladığımız arkadaşız dediğimizden beri daha enerjiktik mesela. Gittikçe daha enerji modumuz düştü. Ben senin kötü olmanı istemediğim için yani nereye kadar bu kadar üzüleceksin? Yani. Tamam, nereye kadar üzüleceksin bu kadar? Evet, çok üzülüyorum. İşte üzülmeni istemiyorum. Nereye kadar? Bir şey olsun. Senin bir kafandan at bazı şeyleri. Takılma yani, anladın mı? Kendine bir gel. De ki ben Aynur Gömici'yim. Sen bu evin kraliçesisin. Bilmiyorum farkında mısın? Kendine gel artık. Aşk olsun. Sadece bu evin. Her yerin. Tüm evrenin. Başka bir evrenin, bu evrenin. Her evrenin kraliçesi sensin. İşte buna uygun, bu doğrultuda güçlü davranman gerekiyor. Söz vermen lazım bana. Bazı zamanlar ben kendi hissettiğim duygular için karşımdakine %100 bir şekilde bunu yansıtamayacağıma dair bir söz veremem. Bunu benden isteyemezsin de bence. Bir daha söyler misin? Kendi hissettiğim duygular için karşımdakine, etrafıma yansıtamayacağıma dair söz veremem. Ben bana bir şey yansıtlamıyorum. Ama yansıttığımı söylüyorsun ya, diyorsun, hani üzülüyorsun, görüyorsun. Ben izliyorum seni. Tamam ama hani ben de bunun sözünü veremem. Çünkü o an ne hissediyorsam o. Bunun işte ama bu senin hayatın boyunca, bugünden ölene kadar hayatındaki en büyük problemin, en büyük psikolojik sorunun olur bu. Bunu yaşamana gerek yok. Psikolojik sorun değil. Yani kafanı çok yorar tatlım. Çok fazla tamam, şey biliyorum. Var biliyorsun ki. Nerem yorulacak? Kafam yorulacak tabii yani. Yorulmasın işte. Herkes düşünüyor yani. Bu kapıdan gelince bütün sorunları unutmuyorsun sen de bence. Normalde iletişimimiz vardı. 2 gündür yok. Çünkü ben de bir şeyler yaşıyorum. Tabii ki. Ve yani üzülürken arayamam kimseyi. Arayıp da onu karşımdakine ne yapıyorsun? Yani bunu yapamam. Üzülürken tek başına üzülüp sonrasında zaten yorgun olduğum için uyumayı tercih ediyorum. Evet. Ben de yani sana... o üzülürken sadece kendimi düşünüyorum çünkü. Okey, zaten kendini düşün. Evet yani o ara seni arayamam işte belki. Tam olarak ben olmuş, bir şey istemiyorum ki. Biz yani. Konuşalım demiyorum. Biz zaten evet. bütün gün buradayız. Ama akşam an... çıktıktan sonra. Hayır işte sen onu anlamıyorsun. Şu an bunu dedin ama. Senin aslında böyle gözüktüğün gibi bir insan olmadığını ben çok iyi biliyorum. İşte tam olarak bunlarla alakalı bir şeyler anlatmam gerekiyorsa, sen de arayıp ya ne yapıyorsun ya ben seni çok özledim bilmem falan değil bu olay. Biz zaten bunu bu evin içinde bütün gün yapıyoruz. Benim derdim, amacım sadece sana güzel şeyler anlatmak. Sana iltifat etmek, seni özledim, seni seviyorum, seni bilmem ne. İşte bunlar değil yani, anladın mı? Sen onu anlayamıyorsun. Sanıyorsun ki seninle hani uzun saatlerce konuşmak. Hayır, zaten bütün gün beraberiz. Benim de eve gittiğimde işlerim oluyor. Yani benim de zamanım kısıtlı. 5 dakika, 10 dakika ben sana bir şeyler anlatmam gerekiyor ki hani daha rahat, daha birbirimizi anlayarak devam edelim. Ben de şunu diyorum, 2 gün olmuş bir şey. Hı hı. İşte travma yani, gibi aslında. Bunu travma gibi, benim de burada çok travmalık şeylerim oldu. Travmaya bakılırsa. Evet. Ya bunu travma gibi düşünmen hoş değil. Sen yani bu da böyle bir durum. Yapabileceğim bir şey yok. Yani mutlu bir şey olmayınca insan üzülüyor yani. Bu konuyu şu an açmana gerek yok. Evet, yok ki üzülüyorum. Mutlu bir şey. Benimle görüşüp konuşman mutlu etmiyor mu seni? Konuyu lütfen kendine çekme. Bak ediyorum. Diyorum ki bu konunun başında seninle alakası olmayan durumlardan dolayı bana bunu sor, bana bunu hatırlatma diyorum. Ama sen devamını işte. Getiriyorsun. Hayır, şu an. Hatırlatmıyorum. 2 gün bu oldu mutlu diyorsun, bir şey yok hala diyorsun. Devamını bak şimdi, getiriyorsun. Sana şunu söyleyeceğim. Sen mutlu bir şey yok dersen, insanlar mutlu da der ki... Mutlu bir şey yok. Seninle alakalı benim... Bak hayır, işte insanlar... Ben bunu söyleyeceğim sana. Ama yeter artık insanlar. Ben yani... ne hissediyorum, sen biliyor musun? Biliyorum. Bilmiyorsun. Sen bilmediğimi sanıyorsun. Sesini yükseltme. İnsanlar insanlar. Ben tamam, benim hiç umurumda değil insanlar. Konunun seninle alakası yok. Kapatalım konuyu. Okey, benim hiç umurumda değil insanlar. Aynen. Senin de olmasın. Sağ ol bu arada. Kapat dediğimde kapatmıyorsun konuyu. Evet. Ne oluyor? Ne oldu Zahiroş? Ama... Berke ne oldu? Hiç böyle davranmaya hakkı yok. Ben bunu kaldıramam böyle. Ne oldu? Ne oldu? Ben fenalaştım. Diyorum ki... Durduk yere. Gel bir otur. Sen olduğun kişiden farklı göstereceksin. İnsanlar kötü görecek seni diyorum. Aslında öyle bir insan değilsin diyorum. Sağ ol kapatmadığın konuyu diyor. Yanından kalkıyor. Ben hiç çekemem böyle bir şeyi. Dur, sağ ol kapatmadığın için konuyu mu? Konuyu kapat diyor. Ya bak bir izleseniz hadi. Aa, çok merak ediyorum. Evet, siz izleyin. Hiç böyle bir şey çekmem kanka. O modda değiliz yani. Hiç öyle... Abi olmuyorsa zorlama o zaman, yapacak bir şey yok. Allah. Yani artık diyalogda hiçbir kusura bakma yok. Da kabak tadı vermeye başladı sizin şu mevzu. İkili diyalogda hiçbir şey yok. Şu son yaptığı harekete kadar. Yani bir de ben geçenki kritikte de sana şey dedi ya, çok sert bir duvar çekmiş. Sana bir şekilde o bile dedi, seni bunları hak etmiyor bu çocuk falan filan diye. Artık kendini de birazcık düşün. Anladın mı? Böyle bir şey yapacaksa durmadan yok yani yok, abi yok. Yapacak bir şey yok. Yok, şu tavrı hak etmedim ha hiç. Sıkıntı yok. Ben bozmam kendimi. Siz de gerginsiniz ya o yüzden. Selin'i alabilir miyiz acaba? Müsaitler, işleri yoksa kızlar evinde. Kanka yani bir şekilde sabah da konuştunuz işte. Ben senin moralini yükseltirim galiba falan. Biraz görüyorum ya. O fazla konunun açılmasını istemiyordur belki. Fazla naz aşkı usandırır. Konu nedir ki? Hiçbir konu yok. Konu öyle demiş ya, o yüzden dedim. Tek derdim aslında çok iyi bir insan, çok saygılı ama burada yapmış olduğu davranışlar kötü gösteriyor kendini. Diyorum ki ona, insanlar kötü görecek seni böyle. Aslında öyle değilsin. Kendin ol. Lütfen böyle gözükme. Ona kızdı en son. Hadi bakayım. Oğlum sen kırmızı oda yok musun? Murat'a sattım. Murat'a sattım. Ne karşılığında? Karar vermedik. Ne güzelmiş. Bir git konuş yine sen bence. Kanka ben bu tavırı kaldırmam daha fazla burada. Böyle bir şeye izin vermem. O kadar şey yaşadınız. Bağırdı mı, ne yaptı, bir şey mi yaptı? Ters mi konuştu? Kalktı gitti kanka, anlayamadım. Hiçbir şey yok. Ve hiçbir kanka, Allah'ıma şükürler olsun. Sakinim. Hiçbir saygısızlığım yok. Sıfır. Allah kolaylık versin moruk, inşallah çözersin. Çünkü ben senin çabanı gördüm yani. Ne kanka kadar çaba derken karşılıklı özel konuşmalarda, buradaki davranışlarda çok iyiydik. Bunda bir sıkıntı yok. Sen de mi teklif aldın? Evet. Ya artık tanışma yolunda mısınız? Evet. Niye böyle bu bardaktan almış biliyor musun? Bizim favori çiftimiz sizsiniz ya. Evet. Allah nasip ederse sizinki kadar tatlı olsun diye de bizimki o kadar tatlı. Öyle mi dedi? Ben batık kapım bu arada. Öyle söyledi. Evet. Ondan dolayı gerçekten yani. Gerçekten mi? Ondan dolayı. Bu arada çiçek de olaymış. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun.